Yani kurulda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı konuşma yaptı. Yani vardı biliyorsunuz. Ama bilemiyorum tabii, belki biraz sonra gelirler. Ona bir şey diyemem. Yalnız doğrusu mecliste bütün milletvekillerin, bütün grupların olması gerekirdi. Ve gruplar adına her zaman olduğu gibi herkes düşüncelerini farklı farklı da olsa orada ifade etmesi gerekirdi ki nitekim siyasi partilerimizin başkanları, konuşanlar farklı farklı, birbirlerinden farklı düşüncelerini ifade ettiler. Dolayısıyla BDP'nin de olup onların da düşünceleri neyse orada konuşmaları iyi olurdu, hoş olurdu. Ama bir de eşli düzenlendi bu resepsiyon Sayın Meclis Başkan tarafından. Bu eşli katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine bir gelenek yıkılmış gibi sanki. Yok. Herhalde eşsiz olması, bu tip şeyler, faaliyetler eşli olur biliyorsunuz. Eşsiz olması aslında pek normal değildi. Dolayısıyla herhalde doğru yapmış meclis başkanımız. Sen Cumhurbaşkanım. Yani bu işler böyledir biliyorsunuz. Evet. Yani her tarafında gelenek bu şekildedir. Evet. Sen Cumhurbaşkanım. Bir zamanlar biz kendimize az bazı durumlar ayarlama mecburiyeti hasıl oluyordu o dönemlerde. Ama işte gördüğünüz gibi her şeyin bir vakti var demek ki. Sayın Cumhurbaşkanım, resepsiyona daha önce askerler bu kadar üst düzeyde katılmıyorlardı. İlk kez, yani en azından bizim gözlemlediğimiz son yıllarda ilk kez böyle bir katılım var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz resepsiyona? Olabilir mi? Yani devletin bütün birimlerinin katıldığı yerde silahlı kuvvetlerimiz de devletin en önemli birimlerinden birisi, organlarından birisi. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerimizin temsili şüphesiz ki böyle milli günlerde çok önemli anlam ifade edebilir. O bakımdan çok memnuniyet verici, bütün milletimize, herkese de çok gurur ve onur vericidir. O bakımdan büyük memnuniyet duyulmuştur herhalde. Sayın Cumhurbaşkanı, BDP'li yetkililerin birçoğu Amerika'da şu anda ve sorunu bir anlamda uluslararası platforma taşımaya çalışıyorlar. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama onu görmemek lazım. Biliyorsunuz bütün partiler zaman zaman Avrupa'da, Amerika'da kendilerini daha iyi anlatmak için hep gayret sarf ederler. Yani bunu çok ayrıcalıklı bir olay gibi görmemeniz gerekir. Bütün partilerin hepsinin vaktiyle, yani ben de milletvekiliyken defalarca hep gitmişimdir. Çünkü dünya kamuoyu da artık Türkiye'yi çok iyi takip eder. O açıdan böyle görmek gerekir bunu. Efendim? Yani orada nitekim büyükelçimiz de onları ağırlayacak. Yani büyükelçiliğimize uğrayacak. Dolayısıyla bunları illegal bir faaliyet gibi görmemek gerekir. Irak Başbakanı'nın bir açıklaması oldu geçtiğimiz hafta içerisinde. Özellikle Başbakan Erdoğan'ın suçlayıcı Erdoğan'ın özellikle mezhepsel çatışmaları Irak'ta körüklediğini ve Türkiye'nin bölgede düşman ülke konumuna geldiğini ifade etti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? O şeyler değil tabii. Türkiye bölgesinde sadece huzur ister. Hem komşularının hem de ülke içerisinde
her ülkenin kendi içerisinde halklarıyla barış içerisinde olmasını ister. Hem ona her ülkenin istikrarına çok dikkat eder Türkiye, hem de bölgesinin istikrarına çok dikkat eder. Bu anlamda Irak'taki istikrarın oluşması, Irak'taki düzenin, demokrasinin oluşmasına belki de en çok katkı yapan ülke başından beri Türkiye'dir, komşu Türkiye'dir. Çünkü hiçbir gizli ajandası olmamıştır. Bütün grupları hep kendisine kardeş görmüştür. Hiçbir zaman mezhep ayrımcılığı da yapmamıştır. Türkiye, bugün de söylüyorum, Irak'taki herkese eşit mesafededir. Herkesi kardeşi olarak, komşusu olarak görür ve Irak'ın istikrarı, huzuruna kendi istikrar ve huzurumuz kadar önem veririz. Barzani'nin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Özellikle PKK'ya bölgede bundan sonra barınma konusunda bir takım tehditleri oldu. Doğru. Çünkü onlar da görüyorlar ki artık silahlı mücadele, bunlar bu çağın ve bu dönemin mücadele şekli değildir. Söyleyecek sözü olan varsa gelir işte sözünü söyler. Sen bana Alek ver. Şimdi koyarken herhalde böyle bir güne denk gelmiştik. Herhalde öyle olmuş. Alek ver. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.